Aloha herkese ve tekrar hoş geldiniz. Forgotten End'deyiz. Tiyatrodayız. Gördüğünüz gibi çok büyük tabeladan da anlaşılacağı üzere. Tiyatrodayız. Tiyatronun önemi ne bizim için? Mr. Fig burada birisiyle buluşuyormuş. Gizli toplantılar yapıyormuş. Mr. Fig kim? İsyanların, asilerin lideri. Kendisini burada bulacağız. Ayrıca burada bir radyo programı da yapılıyormuş. Ram Radyo diye. Dünyanın radyosu ya da evrenin radyosu diye çevirebiliriz. Aşağıda bir tek boynuzlu at var. Burada bir kol var. Sol tarafa bakacağım. Sol tarafta ne var? Büyük ihtimalle gitmemiz gereken yer burası. Çünkü o R harfine benziyor yukarıdaki tabela. Biliyorum. Ama şimdilik burada yaşamamız gerekiyor. Ama ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Birkaç hafta daha sadece. Sakinleşene kadar her şey. Çok belirsiz her şey. Seni suçlamıyorum. Yapman gerekeni yaptın sen. Değişecek. Biz değiştireceğiz. En azından beraberiz. Önemli olan bu. Geri yalnız başıma dönmektense seninle beraber unutulmak isterim. Vay. Okey. Çay yapacaklar. Peki. Güzel fikir diyor. Soldan devam edebiliriz ama etsem mi etmesem mi diyor şu an. Teatro Royal. Askeri nereden çıktı? Kraliyet tiyatrosu. Bence burası gitmemiz gereken yer. Az önce yanlış hesaplamış olabilirim. Direkt ilk gördüğümüz yere gidelim. Tek boynuzlu atları sevmişimdir hep, unicornları. Şu ne yapıyor? Önce buna bakmam lazım. Okey, merdiven indirdi. Konuşalım bakalım seninle, neymişsin? Olayın neymiş senin? Merhabalar. Bekçi sensin değil mi? Kamelya'ymış ismi. Babam herkesin söylediği kadar kötü olmadığını söylüyor senin. Merak etme onu, uğraşma. Tiyatroya nasıl gidersin? Normal bir şekilde gidemezsin. Gizli yoldan gitmen lazım. Korkutucu. Eminim dayanabilirim. Korkulu evden girmen lazım. Arkadaşı Deiz orada yaşıyormuş. Hangisi korkulu ev? O karşıdaki ev. Penceresinde garip bir ışık var. Üst kattan bir köprü yapmış. Aslında gitmemiz gereken burasıymış ya. Hangisi bilmiyorum. Daisy'ye ne oldu acaba? Üzülüyorum diyor. Bilmiyorum. Yasa dışı bir şey yaptıysa fabrikaya götürmüş olabilirler. Güneş gözlükleri çok havalı, çok güzel. Direkt kafası gitmiş bunun ya. Kafası değişmiş. Bana biraz sihir göster diyor. Çok kötü göründüğünü düşünmüyorum ama herkes kötü olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor bunu. Gerçekten kötüysen bana biraz sihir gösterebilir misin? Gösterelim bakalım. Işığı açtım. Oldu mu şimdi? Kötü değil, değil mi? Kendimi sana kanıtlayabildim mi? Küçük midilli. Küçük unicorn. Şimdi bir dakika. Büyük ihtimalle şuraya giremeyeceğiz. Tekerleme söylüyor. Aa, girebildik. Normal yoldan giremezsin demiştim ama girdik. Asansör var. Asansör çalışıyor mu? Çalışmıyor tabii ki. Yukarı çıkalım. Yanlış tuşa basıyormuş. Kamera açıları değişince yanlış tuşa basmak normal bir durum. Bu nedir? Mühendisin defteri. 183. gün. Bonko'nun dizaynları gereksiz en iyi ihtimalle. Yalnızca bir fidan, bir filiz bile bu tırnak içinde yazılmış kasayı açabilir. Niye? Bizim kanatlardan bahsediyor. Niye o basit mekanizmanın arkasında bu kanatları saklasın hiç düşünemiyorum. Aklıma bunun nedeni gelmiyor. Bir anima silindirini bir perdenin arkasına saklamak kadar basit bir şey bu.
Ve kimsenin almamasını ummak gibi bir şey. Önemli değil. Yakında inşaat tamamlanacak ve haklı sahibime geri döneceğim. Onunla karşılaşmayı iple çekiyorum. Ben onun için yaratılmışım. Peki. Bu nedir? Elimizi koyabiliyor muyum buraya? Buraya güç gelmesi lazım. Okey. 3 tane güç gelmesi lazım. 3 güç. Buraya bir arka versek veremiyor muyuz? Büyük ihtimalle çalışmayacak bu. Tamam, dönüyor. Ama boşa mı dönüyor? Burada verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Daha yukarı çıkalım. Daha yukarı çıkamıyor. Ha, şuradan çıkarız. Tamam. Hop. Şurada bir arka var. Bunu konuştum zaten. Bunu çevirdim zaten. Bu nedir? Hah. Güç geldi buraya. Böyle yapsak. Ha, şu asansörü çalıştırıyor. Ama asansörün çalışmasına gerek yok. Çünkü ben buraya zıplayabiliyorum zaten. Burası neresi? Az önceki yer galiba burası. Bakayım. Yok. Peki. Tamam, az önce geldiğim yer burası. Okey. Buradan oraya çıkabiliyormuşuz demek ki. Kraliyet tiyatrosuna gitmeyelim şimdilik. Burada sanki duvar yokmuş gibi görünüyor ama var. Okey. Bu taraftan bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Okey. Sınırlarımızı bilelim de ona göre hareket edelim. Şimdi şu güzel bir puzzle olacağı benziyor bu. Bu buna güç veriyor. Bu buna güç veriyor. Hepsi güçlendi mi şimdi? Bu ne? Hah, mühendisin defteri 191. gün. İlk okuduğumuz sayfadan 8 gün sonra aşağı sokakları ziyaret ettim bugün. Geçen haftadan kalan anima silindirlerini bırakmak için. Animaya erişimi olmayan o kadar çok Forgotling var ki keşke daha fazla elimden gelen bir şey olsa. Fabrikadaki kayıp animayı fark ediyorlar sanırım. Fark etmeye başladılar. David'in de benimle aynı şeyi yapacağını düşünmek istiyorum. Yapacağını biliyorum. Ben onunum. Ben onun içinim. Onayım. David herhalde sahibi. Elimde olan tek şey onun ismi ama o benim bir parçam. Benim için gelmeden önce bu işi bitirmem lazım. Onlar gelmeden önce benim için bitirmem lazım bu işi. Okey. Şunu yapsak. Bu ne yapıyor? Şuraya bir dakika. Bu mesela hepsinin yeşil olması lazım. Okey. Okey. Bu onların hepsine güç veriyor. Bu buraya geldi. Buna aşağıdan güç verirsek soldakinden güç vermemize gerek kalmaz. Yo, hepsi oldu mu? Bu hariç hepsi oldu. Bunun burada kalması gerekiyor. Tamam. Ha, ama buradan illaki gelmesi lazım. Bunun başka bir kaynağı yok. Aşağıdan geliyor zaten güç. Böyle olacak. Neyse, şunu bir aşağıdakini açsın bakalım ne yapıyor. Çevir bakalım.
Ha, bu zaten kapıyı kapatıyormuş. Kapıyı açıyor ve kapatıyor. Okey. Aşağıdaki... Heh, tamam. İkisinden de güç geliyor buraya. Tamam. Okey. Üçüncüsü nereden? Aşağıdan. Ama işte buna güç gelmesi... Nasıl olacak bu iş? Vermeye çalışıyorum, veremiyorum. Böyle çeksek. Ha, dur. Dursun bakalım biraz, ne oluyor? Evet, biraz bekletecekmişiz. Oldu. Sanırım oldu. Son bir tane seviye kaldı sanki. Evet. Yok, o şey. Aşırı yükleme yapmayalım, doğru. O zaman dur. Bunu basmamız lazım. İki. Okey. Şimdi oldu. Aşırı yükleme yaptığımız için bir işe yaramadı. Az önce, şimdi doğrusunu yaptık. Okey miyiz? Güzel, hepsi geliyor. Hop. Ha, bir de puzzle var burada, okey. Bir dakika. Ha, basılı tutacağız. Peki. Dördünü birden mi yapmamız gerekiyor acaba, yoksa bu mesela buraya gelirse ne olur? Şöyle. Tamam, bir kilit açacağız, o belli de. Hiçbir ipucumuz yok. İpucumuz varmış. Bir tanesi doğru yerde. Hepsini deneyeceğiz. Bu da tamam. Bu da tamam. Ama sola gitmiyor bu. Bu buraya gider mi? Bu da tamam. Sonuncusunu bir yere koyalım. Ha, buraya koyalım. Oldu mu? Oldu, vallahi oldu. Ama ben şans eseri yaptığımı belirtmek isterim burada. Çıkalım bakalım nereye gidiyor. Yukarıda okuyacağımız bir şey var. Hop. Yine bir mühendisin defteri mi? Mühendisin defteri. 201. gün. Sanırım başardım, bitirdim. Sonunda David'le beraber olabileceğim. Beni bıraktığı parka geri döneceğim. Bir dakika, she diyor ama David'den bahsediyor. Çok ilginç. Ha, başka birinden bahsediyor, şey dedi. Niyetlenildiği gibi beni ona verecek. David'e verecek. Sonunda onun elinde olacağım ve benimle beraber anlayacak. Onları birleştireceğim. Ha, iki tane aşıktan bahsediyor. Onlar buradalar. Ha, geldiler. Onu arayanlar buradayım. Burada, buraya gelmişler. Mühendisi arayanlar. Aşağıda dolaştıklarını duyabiliyorum. Asla buraya gelemeyecekler. Mekanizmayı çözecek zihinsel kapasiteye sahip değiller diye düşünüyorsun ama ben acaba yok. 201. günden bahsediyor. Az önce okuduğumuz 191. gündü. Bayağı önce olmuş herhalde bu. Yani beni duyduğunu zannettim. Ama bakalım, belki de doğrudur ya. Belki beni duyup da unutu yazmıştır. Asla buraya gelen, belki 201. günün budur. 201. gün budur. Mekanizmayı çözecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığımı düşündü ama maalesef yanlış düşündü. Vazgeçmeyeceğim. Tek yol yukarı. Geri döneceğim yazacakken bırakmış. Şurada bir şey var. Bu ne diyor? Bir memento bulduk. En sevgili David'ime. Yeni işinde başarılar. Papatyaları sevdiğini biliyorum ama ben seni daha çok seviyorum. İlginç. Daisy
Kapatya demek. Ayrıca aşağıda konuştuğumuz arkadaşın isminin arkadaşın arkadaşının ismi Daisy'ydi. İlginç. O Daisy ile bu Daisy arasında bir fark var mı acaba? Belki de mühendis Daisy'dir. Ve başka bir yere gidemiyorum diye tahmin ediyorum. Şuraya tutunmaya çalışayım. İlginç bir mekanizma var arka planda bu arada. Kuleye benziyor. Yukarıda bir kol ve bir şey var. Valve var. Peki. Başka gidemiyoruz. Burayı açtığımıza göre diğer enerji kaynakları neyi güçlendiriyor bakabiliriz. Belki de yukarıda hiçbir şey yok ya. Üçünün de yeşil olduğu zaman yukarıdaki mekanizmada 3 ışığın da yeşil olduğu zaman ne olduğunu merak ediyorum açıkçası şu anda. Heh, açmamız lazım önce. Hop. Üç mü gelmesi lazım önce peki. Evet. Şimdi. Şu puzzle'ı bir sakin, akıllı kafayla çözelim. Şu mesela ne işe yarıyor? Güç vermesini engelleyebiliyoruz bu arada. Mesela şuna güç vermese ne olur? Zaten yukarı güç gelmiyordu ama. Vallahi herhalde yapılamayacak bir şey bu ya. Şunun manasını çözebilmiş değilim. Şuranın üsttekinin manasını çözemedim henüz. Mesela buraya gelen kaynak buraya gitse güzel olur. Ama olmuyor. Buradan veriyor, buradan veriyor. Aşağı. Başka bağlantı yok çünkü. Başka bağlantı olsa herhalde yapılırdı. Bu üçü zaten olduğu zaman aşağıya güç veriyor. Onu yapmamız gerekiyor zaten burada. Yok ya, başka bir şey yok bunun. Bunu böyle çevirsek şöyle. Aşağıdan gelmiyor zaten güç. Ha, şimdi oldu. Evet. Ne işe yarayacak? Kapıyı mı açıyor acaba? Belki dışarıda bir şey yapıyordur. Bunu ben böyle bırakayım. Farklı bir şey yok zaten. Dışarı çıkabiliriz bence. Yukarıdan değil aşağıdan çıkacağım. Aşağıda görmediğimiz şeyler olabilir. Aa, takla attı. Kanatları kullanmadı. İlginç. Bu arada şunu anlamış olduk. Buradaki mühendis bizim kanatlarımızı da yapan mühendis. Yo, bir dakika. Onu anlamış olmuyoruz ya. Kanatlarımız konusunda yorum yaptı ama kanatlarımız onun yaptığı kesin değil. Doğru. Direkt kanatlardan bahsedince herhalde bu yaptı. Mühendis bir de. Burası geldiğimiz yer olabilir mi acaba? Bu nereye gidiyor? Buraya geldik ya. Ha. Antika dükkanı. Geldik buraya. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum?
Heh. Terk etmeyeyim diyor. Tamam, buraya geldik ya. Yalnız iki tane kol vardı buraya gelmeden önce. O kolların ne yaptığını görmem lazım. Bu ne? Tamam tamam, buraya gel, burası geldiğimiz yer. O ev tanıdık geliyor demişti. Bir tane teyze vardı o evin içinde. Okey, kısa yol. Burası da kapıyı mı açıyordu? Evet, tamam tamam, sıkıntı yok, tamam. Devam. Go go go. Aşağısı nereye gidiyor? Burası da geldiğim yer. Okey, tamam. Geri dönmeyelim artık. Hop. Arkadaşını bulamadım. Kusura bakma ama. Yoldan devam edebiliriz. Yukarıdan bir köprü yaptım demişti arkadaşı. Büyük ihtimalle gene aynı eve girip o köprüden girmeye. Göremedim köprüyü ama. Az önceki puzzle evinden, üst katından, çatısından gidip bir şeyler yapmamız gerekebilir. Bu ne? Aa, arasından girdim. Şimdi spor haberleri. Rocking Horse derbisi için mükemmel bir gündü. Orgatling toplumunun en iyileri de bu maçı izliyordu. Sonuçlara bakalım. Orgatling Down'da sonuçlar. At yarışı anlatıyor. Bunu hiç çevirmeye çalışmayayım ben. Mahogany Maggie, Carousel Queen. Pegasus'u geçmiş. En dış kulvardan Ahşap Maggie'nin ataklarını görüyorum. Şu ne? Ne yapış aldım? Bir asi yanınıza yaklaşırsa ne yapılır? Ne yaparsınız? Bir toplantıda bize katılın diyor. Şehrimizdeki asi aktivitelerin çoğalması konusunda, artması konusunda bir toplantı yapılıyormuş. Bütün sorularınıza cevap veriyoruz. Bir asi yanınıza yaklaşırsa nasıl davranmanız gerekiyor? Şüphelendiğiniz asileri kime rapor ediyorsunuz? Arkadaşlarınız ve dostlarınız asi ise bunu nasıl anlarsınız? Burası sanırım gitmemiz gereken ama gene de gideceğim. Evet, bu radyo zaten, aynen. Gideceğim demiştim ama gitmeyeceğim. Şöyle bir çıkalım buradan. Secret Way demişti yani, gizli yol demişti ya, gizli yol burası. Aa, çıkamıyoruz, peki. Burası eski bir tiyatro ama bu Realm Radyo'nun, yani Dünya Radyosu'nun yayınları buradan yapılıyor ve Mr. Fig burada bir barda birisiyle toplantılar, karşılaşmalar yapıyormuş. Mükemmel bir sanat stili var oyunun. Radyo yayını yapanın kendisi radyo zaten direkt. O da güzel bir komiklik olmuş. Aha! Işıklar benim üzerimde. Peki. Şovu ben mi yapacağım şimdi? Show must go on. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bekçi direkt stüdyomuza girdi şu an. Evet, doğru duydunuz. Bu bir test değil. Selamlar hanımefendi. Şova, gösteriye hoş geldiniz. Çok nazik, çok mükemmel bir lütuf gösterdiniz bize. Öğrenmek istiyoruz. İnşaatın durumu nasıl? Yakın zamanda Ether Köprüsü tamamlanacak mı? Evet, hayır. Çok basit cevaplar veriyoruz. Evet diyelim. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hepimiz eve dönmeyi iple çekiyoruz. Söyleyin bakalım. Ether'a geri döndüğünüzde yapacağınız ilk şey ne olacak? Ether bu arada bizim kendi dünyamız. Orgatlinglerin dünyası burası. Ether dedikleri yer de bizim kendi dünyamız. Yani geldikleri yer. Unutulmuşlar ya, unutulanlar buraya geliyor ya. Aslında tam tersi olması lazım. Bizim içinden Ether şey demek.
uzakta görülmeyen karanlık bir yer gibi düşünebiliriz. Okyanusu görmek istiyorum diyebilirim. Ormanı görmek istiyorum diyebilirim. Bir ormanı görmek istiyorum diyebilirim. Okyanus bana daha güzel geliyor kulağıma. Evet, inanamıyorum. Bekçi kendi sözleriyle söylüyor. Söyleyemedim ki. Dünya Radyosu'nda duyuyorsunuz. Sanki başka bir yere gidebilirsiniz. Sanki başka radyo yok ki diyor. Tek bir soru daha soracağım. Herkesin aklındaki soruyu soruyorum. O kanatları kullanarak uçmak nasıl bir iş? Nasıl bir his? Güçlü hissediyorum kendi diyebiliriz. Etrafıma güç saçıyorum diyebiliriz. Özgür hissediyorum diyebiliriz. Özgür. Özgürlük hissini seviyorum. İşte duydunuz arkadaşlar. Özgürlük. Daha fazla vaktinizi almayacağım bayan. Ne güzel bir lütuftu bu ha. Bekçi bizzat kendisi geldi. Stan Howe'muş. Howe imiş ismi. Dünya Radyosu'ndaki radyo DJ. Radyocu. Stüdyosunda beni tuzağa düşürdü. Direkt doğaçlama bir röportaj yapmak için. Dünyaya geri dönmek konusunda ya da Eater'a geri dönmek konusunda neyi en çok özlediğimi ya da neyi en çok beklediğimi sordu bana. Bir cevabım vardı ama şimdi düşündüğüme göre hiç bir fikrim yok. Ha, o sözümüzü kesmemiş. Baktı ki cevap veremeyeceğiz. Şey yapmış, büyük profesyonel bir radyo kişiliği olduğu için direkt yayının devam etmesini, yayını sürdürmek için, devam etmesini sağlamak için direkt lafı ağzımızdan almış. İlginç bak. Bir şey, farklı bir şey düşündüm. Şimdi bu not sayesinde yine farklı bir şey düşündük. İlginç. Cevabım olmasına rağmen şimdi düşündüm de pek hiçbir fikrim yok diyor. Güzel. Söyleyemeyecekti yani bir şey. O kadar çok görülecek şey var ki. Yaşanılacak deneyimler, anılar, kazanılacak anılar. Dört gözle bekliyorum. Tiyatronun derinliklerine daha çok inmem gerekiyor. Asiler burada olmalı. Şimdiye kadar bir işaret görmedim onlardan ama. Belki de asilerden bir tanesi tam karşımızdadır. Arkaya gidebiliriz. Geri dönmekle uğraşmayacağım. Büyük ihtimalle çıkamayacaksın diyecek gene tekrar. Az önce söylediğim cümleyi kesti mi o? Gözlerinde bir merhamet var diyor direkt. Okey. Bir şeyler dönüyor. Ya radyo yani Stan bize karşı söylemediği bir şeyler var Stan'in. Çünkü benim söylediğim cevabı mesela diğer cevabı değil de bu cevabını verdiğim soruyu kesti sanki. Tam böyle özgürlüğü seviyorum diyecektim. İlginç. Belki de sansür uygulanıyor. Belki de Bonku tarafından sansür uygulanıyor. Aa, perdeyi açtım. Peki. Orada o kol var mıydı deminden beri? Gidelim. Bunlardan birini seçtirecek mi bana? Bu kadar da bariz olmaz kardeşim ya. Bu melek kıyafeti. İşte beyaz çok elf gibi görüneceğim. Bu da şeytan. Direkt boynuzları var. Her zaman ilk oynayışımda hep iyiliği seçmişimdir. Basıyorum ama bir şey olmuyor. Bu ne? Bunu mu giyeceğim şimdi? Kötü müyüm yani şu anda ben? Bir dakika. Bunda çok ilginç. Geri dönüp geri geliyorum. Bunda böyle bekliyorum. Peki. Giymek istiyordum ben bunları. Ve sizin niye arkanız ya da canınız yok?
Siz de cansız eşya değil misiniz? Kedi saati. Peki bu ne? Ha bu da şey. Dedektif giysisi. Okey. Millennium Actress diye bir başarım aldım az önce. Üçüncü kıyafeti de üzerime deneyince. Üzerime denemedim de nasıl göründüğüne baktık. Direkt canını çekebilirdim arkadaşım bu arada. Ama animanın etrafında davranış şekilleri. Açıkçası saygısızca buluyorum bunları. İşlerimin böyle yürümesini istemiyorum diyor. Senin liderliğin altında bu yer hakkında şikayet etmedim ama sorumluluk bende ve ben bu konuşmanın nasıl biteceğini ikimiz de biliyoruz. Kendi mezarını kazıyorsun. İçki almaya gidiyorum dedi Fig. Fig ile Bulb arasında bir konuşmayı duyduk. Bulb'ı daha önce sanki... Evet, Scrappers. Barın ismi buydu. Aa, oturabiliyorum direkt. Başka bir şey yok. Açalım kapıyı. Ha, yukarıya götürüyor bizi. Pekala. En yukarı çıkıp yandan mı aşağı ineceğiz? Ne yapacağız? Buradan zaten çıkamıyoruz. Ha, çıkıyoruz. Peki. Sanırım ortaya bırakacağız asansörü. Burada bir şey var mı? Yok. Şimdi. Bıraktım. Ortada kalmıyor. İlginç. Scrappers'ın reisi bu arada herhalde dünya radyosunu temsil etmek için ayrıca yazılmış. Ben niye orada duvar olduğunu düşündüm ki? Şu sarı siyah bariyer yüzünden sadece. Hangi oyunu görmek için buradasınız? Anlamıyorum. Sesini. Hangi oyunu görmek için buradasınız? Fig'i görmek için buradayım. Fig mi? O film, o oyunu bilmiyorum. Tekrar deneyin. Oyun ismi yapacağız şimdi. Sanırım parola gibi bir şey bu. Başka? Fig yaptım, olmadı mı? Return diyelim. Return diyemiyorum. Bakalım ne oluyor. Saymadım kaç tane numara olduğunu ama. Neyse dur. Şimdi bir oyunun ismini bulmamız lazım. Scrappers desek. Dur bakayım. Şimdi S C R A E E R S. Oldu mu? Olmadı. Aa, evet. Zaten bir bilet almıştık Heel Toe denilen arkadaştan. Kendisi bir hoparlördü. Ha, o şeye bakacağız. Tamam, dur. Bilete bakacağız. Hah, theater. Bu köprü bileti. Nerede biletim? Bilet yok.
İlginç. Burada bir yerde olması lazım aslında ama. Burada da bir şey yok. Bu da değil. Heh, tamam. Otello, okey. Tamam. Geriye bakmamışız. Aa, yanlış oldu ya, bir dakika dur. Basıyorum ama olmuyor çoğu zaman. O. E. 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 L. L. Oh. Evet. İyi seyirler. Teşekkürler. Aa, gizli kodmuş ha. Japon restoranı Mekko. Buzdolabının kafasında fes var ama ilginç. Bununla ben ilgilenirim. İşinize bakın. Bekçi, buraya lütfen. Bir buzdolabıyla konuşmak güzel bir his. Böyle bir arada ne yaptığını sorabilir miyim? Bir Forgotling arıyorum. Buldun o zaman. Komikmiş. Bay Fig, Mr. Fig ismi sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Ama isimleri zaten hiç hatırlayamam. Bu Forgotling tehlikeli olabilir ve burada bir düzenli bir müşteri. Burası popüler var. Pek çok Forgotling geliyor buraya. Soru sormam. İçki ikram edelim ben sadece. Burada ağırlığını koyabileceğini düşünüyorsan tekrar düşün. Nasıl girdiğini bilmiyorum ve umursamıyorum. Barda gezinebilirsin kurallara uyduğun şekilde. Uyduğun takdirde. Neymiş kural? Dövüş başlatma. Arka var bende deyip tehditkar bir cümle söyleyebiliriz. Hani dövüş başlamadan biter zaten, çekerim canını diyebilirim. Ya da endişelenme diyebilirim. Asilerle alakalı kimseyi yakalarsam burada elimden geleni yapmam lazım. Yapacak bir işin olduğunu biliyorum. Buna saygı duyuyorum. Kötü bir iş olsa bile benim için. Bu nezaketimin karşılığını ver ve barımı dağıtma. Peki. Atlı karınca var. Güzel. Şu yukarıda sanki bir bol var. Televizyon mu açacağız? Mr. Fig'in nerede olduğunu söylerseniz animayı kötüye kullanmanızı göz ardı edebilirim. Fig mi? Figler şey, sebze gibi, incirle karıştırdı. Ağaçta büyüyorlar. Acıktım. Niye yiyoruz ki biz? Biz eşyayız biz. Bilmiyorum. Ya da içiyoruz. Niye içiyoruz? İçmek istiyorum. Kesinlikle. Sonra görüşürüz. Umutsuz bir durum bu. Şimdi şöyle bir durum var. Mr. Fig. Fig hem peruk hem de incir demek. O Fig'i direkt incir olarak anladı bunlar. Bu ne yapıyor? Bu kol ne yapıyor? Bizi yukarı gönderiyor. Yukarıya gitmemize izin verirler eskiden. Evet. Ama yukarıdaki Forgotlingler söylediğimiz gerçeklere dayanamadılar. Ama sorun değil. Her şeyin dibinde olan burayı seviyoruz biz. Biz buna böyle diyoruz. Buraya böyle diyoruz. Yukarıya göndereyim bunları. Sınar bakalım. Peki. Çok iyi. Aa, bunlara biz şey verdik ya. Bu direkt, bunlar uyuşturucu alıyor abi. Az önce. Tabii animayı içlerine çekiyorlar. Fazla anime alıyorlar. Bunu yapınca da ben onlara biraz daha uyuşturucu vermiş oldum. Peki buradan ayrılalım bence. Bizi yukarı gönderiyor deyince böyle demek istedi. High, yani yüksek. High demek İngilizce'de şey demek.
Kafayı bulmuş demek. Peki. Güzelmiş. Komikmiş. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem? Buraya güç versek ne olur? Yüksel, yükselttim. Gördüm seni. Ödeyin bakalım. Evet evet öderiz, tamam. Bir poker oyunu. Girdim. Ben de girdim. Konuşalım bakalım. Öldüğüm için üzgünüm. Mr. Fig denilen bir Forgotling arıyorum. Ya da Fig. Gördünüz mü onu? Cevap yok. Size bir soru sordum. Forgotlingler. Mr. Fig'i nerede bulacağım biliyor musunuz? Anima için oynuyorlar. Kumar oynuyorlar. Barı kapatacak vaktim yok şu anda. Usta Bonku'ya sonradan rapor ederim bunu. Evet. Anima ile yani mesela biz hani biz demeyeyim de insanlar kumar oynadığı zaman şey yapar ya. Bu Forgotling'miş bu arada. Para için oynarlar ya, bunlar da anima için oynuyorlar. Peki. Yalnız şuradaki korkuluğun şeyleri aradaki demirler ya da kollar diyeyim, korkuluğun içindeki farklı farklı hep. Şu mesela beyaz ahşaptan, şu demirden. Normal bir tane tahta yapmışlar sadece. Bu oymalı bunlar. İlginç. Değişik olmuş. Oradan cevap alamayacağımız kesinleşti gibi. Böyle bir sağdan gidelim bakalım. Ah. Bir dakika. Zaten sağdan gidemiyormuşuz. Düştü. En düştü. Bayağı geniş bir varmış burası. Şu ney? Mesela buraya güç versem ne olur? Aa. Filmi kapattım. Filmi geri açayım, dur. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sorry. Ama aşağıda. Neye gidiyordu bu? Dur bir dakika. Buraya güç veriyor. Bu da karşıya geçmemizi sağlıyor. Peki. Zıplasak? Zıplasak da gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Mr. Fig adında bir Forgotling arıyorum. Duydunuz mu? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Burada olmamasın. Fig isminle hiç kimseyi tanımıyorum ve buraya ait değilsin küçük Şahin. Küçük Atmaca, pardon. Peki. Konuşmazsanız konuşturmasını bilirim ben size deyip kötü polis oynayabilirim ama yapmayacağım öyle bir şey. Hepinizin canı elimde. Sizle konuşsam, sizle konuşmak istiyorum. Çok ilginç bir kıza benziyorsun sen. Nesin sen? Bebek misin sen? Peki. Teleskop. Ve başında bir sihirbaz şapkası var. Ben Sidereus. Sen de bekçisin. Her şey geliyorsun değil mi? Birisi seni arıyor. Kim? Tam bu barın içinde birisi. Ve onun yönünde bakmıyorsun. Sana bakıyorum. Nerede olduğunu söyle. Hiç görmemek nasıl hissettiriyor? Ha, Aether'ı. Herkes orada orayı gördü. Sen hariç. Ben bir insanım. Orada doğdum ben. Peki, tabii. Evet, benim hatam. Pardon. Animamı almadığım zaman saçmalamaya başlıyorum. Keşke bir içki alabilsem. Ama barmen kesti benim içkimi. Animamı ya da. Yanlış anlaşılma. Nasıl kulağa geldiğini biliyorum ama. Ha, içki getirirsek bize Fig'in nerede olduğunu söyleyecek. Ya da ve daha fazlasını da söyleyecekmiş. Pekala. Şu yukarıda bir şey var mı? Gerçi önce barmenle konuşalım. Kat kat gideriz.
İçki istiyorum. Sana ne verebilirim bekçi? Niye söylüyorsun ismini abi? Söyleme. Seni de gönderdim demek ki. Siderius güzel, iyi bir adam ama. Ama gecede bir tane içki alabiliyor sadece. Ondan sonra vaaz vermeye başlar. Aynen. Filozofik konuşmalara giriyor. Hayatında ne yapıyorsun falan diyor. İçinden bakmamızı bile istiyor bazen bizim. Yani teleskop kendisi. İş için kötü bir haber kendisi. Düşündürüyor seni ama deyip kendimizi Siderius'un tarafına atabiliriz. Anlıyorum deyip şu fesli buzdolabından olabiliriz. Bence Siderius olur. Forgotlinglerin biraz daha düşünmesini sağlamanın kötü bir fikir olduğunu düşünmüyorum diyor. Kaçırdım buzdolabını. Bu akşam hiç vaaz vermemesine emin olacağım. Müziği takip etmemi istiyor. Forgotlinglerin aklına deli fikirler sokuyor. Zaten sorunları var yeterince. Müzik mi? Benim gibi bir buzdolabının piyano çaldığını düşünebiliyor musun? Müzikten hoşlanıyorsam ne var? Tek bildiğim şey barmenlik. Ether'dan getirdiğim amaç bu benim. Bildiğin şeyle hayatını yaşamaya devam et diyebiliriz. Kendine bir şans ver diyebiliriz. Forgotlinglerin ruhuna, kalbine bir umut kaynağı sokalım. Kimse seni zorlamıyor şu anda yaptığın şeyi yapmaya. Öyle mi düşünüyorsun? Peki, düşüneceğim. Ama Siderius'un bana ne yapmam gerektiğini söylemesine izin vermeyeceğim. Peki içki vermiyor musun? Yok. Müesseseden bir içki bırakacağım buraya. Benden geldiğini söylemedi ama dedi galiba. Nerede hani? Alayım içkiyi. Yanlış mı anladım acaba? Çekeyim canını. Şöyle bir ekran değişimi yapalım. Aldık da benim mi haberim yok? Peki. Gidelim Siderius'la konuşalım. Bakalım ne diyecek kendisi. Zaten karşıdan zıplamamıza gerek yokmuş ki. O asansörü çıkartıyor. Sol taraftaki köprü yaptığını zannettiğim anima kaynağı. Yani sinemayı kapattık ya. Aşağıdaki asansörü çalıştırıyormuş. Evet, senin için bir içki getirebildim. Arkada, aşağıda barda. Fig'in nerede olduğunu söyle şimdi. Teşekkürler. Malone'u nasıl ikna ettin ki? Sanırım usta Bonku'nun kendisi de çok ikna edici. Fig! Tamam, kusura bakma. Dikkatli dinle. Sinemanın orada bir anima borusu var. Bay Fig'in odasına gidiyor o boru. Çok yukarıda ama eminim erişebilirsin. Sinema salonu mu? Teşekkürler. Tamam, demek ki oraya gideceğiz. Sinema salonuna gideceğiz ama oranın üstünde mi bir anima borusu var? Bakalım bir dakika dur. Ekranın önündesin diye bize laf attılar. Görünürde yok. Konuşalım şunlarla. Dinliyor, sinemayı izliyoruz bir dakika. Forgotling, Figan'da bir Forgotling'i arıyorum dedik. Ama arkadaşların sinemadan başka düşündükleri bir şey yok. O yüzden araştırmamız güzel oldu. Zaten az önce bir dedektif N diye bir tane başarım aldım. Demek ki herkesle konuştuk olayla alakalı. Sen niye çok üzgünsün ya? Neyse, bence burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Araştırmamız ve Fig'in kıyameti sona erecek. Bir gün. Bir dahaki bölümde konuşamıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.